Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuz: Aşağıda verilen geometrik şekillerin altındaki tabloya sembolle gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız. 1. şeklimiz arkadaşlar bakın iki ucu da noktayla kapalı. O yüzden doğru parçası diyoruz. Buradaki 2. şeklimiz ise bakın bir ucu kapalı, bir ucu açık sonsuza kadar gidiyor. Işın diyoruz arkadaşlar. İsim olarak da KL ışını. İki ucu da açık bakın sonsuza kadar ok işaretiyle gittiğini göstermiş. Buna da arkadaşlar doğru diyoruz. Ve MN doğrusu. Son olarak burada bir açımız var arkadaşlar. Bakın P, R, S şeklinde. Bu da R açısı şeklinde gösterebiliriz. Okunuşlarını söyledim. Sembolle gösterimlerini ve okunuşlarda altına yazalım şimdi. Cevaplarımızı bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. İkinci soru. Aşağıda noktalı kağıt üzerinde AB ve CD doğruları verilmiştir. A. AB doğrusuna eşit uzaklıkta iki nokta seçiniz ve bu noktalardan geçen bir doğru çizerek çizdiğiniz doğruyu isimlendiriniz. Çizdiğiniz doğru ile AB doğrusunun birbirine göre durumlarını açıklayarak sembolle gösteriniz. Buradan arkadaşlar AB doğrusuna eşit uzaklıkta iki tane nokta seçiyorum. 3 birim yukarı doğru bakın 1, 2 3 birim şuradaki noktayı belirliyorum. B'den de yine eşit uzaklıkta 3 birim yukarı doğru burayı işaretledim. Şimdi bu ikisini birleştiriyorum arkadaşlar ve doğrumuzu çiziyoruz. Doğrumuzu bu şekilde çizdikten sonra isimlendirelim arkadaşlar. Ben E ve N doğrusu diyorum. Daha sonra ne yapın diyor bakın? Çizdiğiniz doğru ile AB doğrusunun birbirine göre durumlarını açıklayın. Dikkat edersek iki uçta birbirine eşit uzaklıkta olduğu için AB ve EN doğrusu birbirine paraleldir arkadaşlar. Şöyle yazıyoruz. AB doğrusu paraleldir EN doğrusu arkadaşlar. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Sorumuzun ikinci kısmına bakalım. CD doğrusuna dik bir doğru çiziniz ve çizdiğiniz doğru ile CD doğrusunun birbirine göre durumlarını sembolle gösteriniz demiş. Hemen dik bir doğru çizelim arkadaşlar. Şu şekilde. Burada gördüğünüz gibi diki çizdik arkadaşlar. Yine buna bir isim verelim. Buna da MN doğrusu diyelim arkadaşlar. Şimdi sembolle gösterecek olursak CD doğrusu diktir. Dik işaretimiz böyle arkadaşlar. Unutmuyoruz. Şöyle daha belirgin yapayım. MN doğrusu. Üçüncü soru. Aşağıda verilen AB doğru parçasının uzunluğunu ve KLM açısının ölçüsünü uygun ölçme araçlarını kullanarak ölçünüz ve bulduğunuz ölçüm sonuçlarını şekillerin altındaki kutuların içine sembol kullanarak yazınız. Arkadaşlar ben burada ekran cetveli ve ekran açı ölçeri kullanacağım için sonuçlar farklı olabilir. Sadece size nasıl ölçüleceğini göstereceğim. Siz kendi aletlerinizle ölçüp sonuçları yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben kendi ekran ölçülerimle ölçtüğüm zaman bu şekilde bir değer elde ettim. Bakın AB doğru parçamızın uzunluğu arkadaşlar 8 santimi gösteriyor burada. O yüzden şu şekilde gösteriyoruz. AB doğru parçamız eşittir 8 santimetre. Burada da açı ölçerimiz var arkadaşlar. Bakın burada tam merkezine L noktasına yerleştirdiğim zaman bana 40 dereceyi gösterdi. Şu şekilde gösteriyoruz. K, KLM. L açımız arkadaşlar 40 derece. Dördüncü soru. Aşağıdaki şekillerde ABC açısı ile CBD açısı komşu tümler, KLM açısı ile MLN açısı komşu bütünler açılardır. Buna göre verilmeyen açıların ölçülerini bularak şekillerin altındaki noktalı yerlere yazınız. Tümler demek arkadaşlar toplamı 90 derece olacak. Yani buradaki soru işaretimizle 29'un toplamı 90 ediyor. O yüzden soru işaretini bulmak için 90'dan 29'u çıkarıyoruz arkadaşlar. 1, burada 8 kaldı. 8'den 2 çıktı. 6. Demek ki arkadaşlar ABC açımız yani şuradaki soru işaretiyle gösterilen açımız 61 dereceymiş. Diğeri de arkadaşlar 180 derece demek bütünler açıların toplamı. Yani buradaki 138 ile soru işaretini topladığımız zaman 180 etmesi gerekiyor arkadaşlar. Buradaki L açımız yani KLM açımız 138 dereceymiş. 138'i 180'den çıkarırsak buradaki soru işaretiyle verilen açıyı buluruz. 10'dan 8 çıktı 2, burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki buradaki açımız da arkadaşlar 42 dereceymiş. 5. soru Aşağıda verilen A B, C D E beşgeni ile ilgili bilgileri şeklin altındaki tabloya yazınız. Köşeleri burası arkadaşlar A B C D ve E şeklinde yazalım. A B C D ve E. Kenarları doğru parçası şeklinde yazacağım arkadaşlar şu şekilde. Bakın öncelikle AB doğrusu, sonrasında BC doğrusu, sonrasında CD doğrusu, sonra DE son olarak da E A. Bakın 5 tane kenarımız var. 1 2 3 4 ve 5. Kenar sayısı 5. İç açıları demiş arkadaşlar. Bakın şuralar. O yüzden şu şekilde A açısı, B açısı, C açısı, D açısı ve E açısı şeklinde gösterebiliriz. Sonrasında iç açı sayı demiş. Bakın burada 5 tane saydık. O yüzden buraya da 5 diyoruz. 6. soru. Aşağıda kenar uzunlukları ve ölçüleri verilen çokgenlerden hangilerinin düzgün çokgen olduğunu nedeniyle birlikte açıklayınız. Buradaki dörtgenimize baktığımız zaman arkadaşlar 4 açısı da 90 derece. Bakın bütün açılar birbirine eşit. Bütün kenarlar da birbirine eşit arkadaşlar. O yüzden bu bir düzgün çokgendir şuraya işaretimizi koyalım. Sonrasında bakıyoruz E, F, G, H dikdörtgenimiz var. Burada dikkat edersek bakın iki kenar birbirinden farklı. Tamam açılar aynı ama kenarlar farklı olduğu için buna düzgün çokgen diyemiyoruz arkadaşlar. Düzgün çokgen olması için kenarlarının ve iç açılarının birbirine eşit işte olması gerekiyor. Burada bir beşgen var bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kenarımız var. Bütün iç açıları 108 derece gördüğünüz gibi ve kenar uzunlukları da arkadaşlar 2 santim. O yüzden bu da bir düzgün çokgendir. Sebebini tekrar edecek olursak arkadaşlar bütün iç açıları birbirine eşit ve kenarlarının uzunluğu da birbirine eşit arkadaşlar. Açıklamasında buraya kısaca yazdım arkadaşlar. 7. soru aşağıda birbirleriyle kesişen çemberlerden P ve M merkezli çemberlerin yarıçap uzunlukları birbirine eşit. O merkezli çemberin yarıçap uzunluğu farklıdır. Buna göre çemberlerin merkezlerini ve kesiştikleri noktaları birleştirerek oluşturulan üçgenlerin kenarlarına göre çeşidini yazınız. Arkadaşlar dikkat edersek P ve M merkezli çemberlerin yarıçap uzunlukları eşit demiş. Bu yüzden bakın şurada N noktasından P'yi çizdiğimiz yarıçaptır. N'den M'ye çizdiğimiz de yarıçaptır. E, İkisinin zaten bakın yarıçap uzunlukları eşit demiş. Buradan P'den M'ye çizdiğimizde bakın şurası da bir yarıçaptır arkadaşlar her ikisi için. Bu yüzden şu üç noktamız yarıçapları uzunluğuna eşit oluyor. Eksinin yarıçap uzunluğu da birbirine eşit de. Yani bu üç kenar birbirine eşit olur arkadaşlar. O yüzden üçgenimizin adı eşkenar üçgen. İkinci üçgenimizde K'dan P'ye çizilen doğrumuz yine arkadaşlar yarıçap ediyor bakın. Buradan burası bir yarıçap. K'dan M'ye çizilen de yarıçap. E P ile B'nin yarıçapları burada bize bakın eşit olduğu söylenmişti. O yüzden burasıyla burasının uzunluğu eşit olacak. Ancak şu uzunluğumuz buraya eşit olmayacak arkadaşlar. Çünkü bakın şu noktadan itibaren şurası yarıçap oluyor. Burada bir fazlalığımız var. Bu da iki kenar birbirine eşit olduğu için ikiz kenar üçgen olacak. Cevabımızı yazalım. İkiz kenar üçgen. Burada ise O merkezli yarıçap diğerlerinden farklıydı arkadaşlar. Bakın buradaki uzunluk. Buradaki uzunluktan farklı. Şuradaki uzunluk yarıçap, ama bakın şuraya kadar yarıçap, şurada bir fazlalık var. Şu kısmın zaten P'den farklı olduğu söylenmişti arkadaşlar burada. Üç kenarda birbirinden farklı olduğu için çeşit kenar üçgen diyoruz. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.